Merhabalar Yeliz'in Tarifleri Yemek kanalıma, yeni tarifime ve videoma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Sizlerle bugün sütlü tatlıların kralı saray muhallebisi tarifi hazırlayacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzemelerime geçiyorum. 100 gram tereyağım var. 2 adet yumurta sarısı var. 200 mililitre kremamız var. 1 su bardağından bir parmak eksik unumuz var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 1 litre de sütümüz var güzel arkadaşlarım. Hemen saray muhallebimizin yapımına geçiyorum. Tenceremize 100 gram tereyağını alıyoruz ve bir güzel eritiyoruz. eriyen tereyağımızın içerisine unumuzu alacağız ve güzel bir şekilde kavurma aşamasına geçiş yapacağız. Ölçülere lütfen dikkat edelim. Bir su bardağından bir parmak eksik unumuz var. Saray muhallebisi tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazıyor olacağım. Oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Unumuzu tereyağı ile buluşturduktan sonra güzel bir şekilde kavurmaya başlıyoruz. Hiç ara vermeden sürekli olarak unumuzu tereyağımızla beraber kavuruyoruz, karıştırıyoruz. Unumuzun kokusu çıkana kadar ve rengi değişene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavurma aşamasını biraz uzun tuttum ki tam olarak kıvamını gösterebilmek için detaylı bir şekilde tarif verebilmek için sizlerle bütün detaylarını paylaşmak istiyorum. Unumuzu karıştırma işlemini bıraktığımızda yağ ile böyle güzel bir şekilde kabarıyorsa unumuz artık kavrulmaya başlamış demektir. Renk değiştirmeye başlamış demektir. Kısa süreli duraklamalarla unun kavrulmasını ve renk değiştirmesini bekliyorum ve yine karıştırma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi unumuz güzel bir şekilde renk değiştirdi. Artık sütünü ekleme aşamasına geçebiliriz. İsterseniz biraz daha kavurabilirsiniz ama bence renk artık oldu demektir. Çırpma teline geçiyorum ve yavaş yavaş sütümü eklemeye başlıyorum. Biraz sütüm ekledikten sonra hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. Muhallebimizin kıvamı çok güzel olsun. 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. 2 adet yumurta sarımı ekledikten sonra güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Yumurtamızın iyice karışması güzel bir kıvam alması için sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta kesinlikle karıştırma işlemini bırakmamamız. Eğer karıştırma işlemini bırakırsak muhallebimiz dibine sarar ve yanık kokusu oluşabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde sürekli karıştırarak muhallebimizin pişmesini sağlıyoruz. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ufacık da olsa bir destek amaçlı yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinize ihtiyacım var. Videolarımdan haberdar olabilmek için abone olduktan sonra zil bildirimini açmayı da lütfen unutmayın. Muhallebimiz artık pişti. Göz göz oldu, kaynamaya başladı. Hatta sıçramaya bile başladı. Bu aşamada artık altını kapatabiliriz. Çok uzun bir süre kaynatmamıza gerek yok. Göz göz olduysa muhallebimiz artık pişmiş demektir. Altını kapatıyorum. Birazcık kendi haline bırakıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada lütfen dikkatli olun çünkü sıçrayan muhallebiler elinize yapışabilir ve yakabilir. Lütfen dikkatli olun. Muhallebimizin altını kapatıyorum ve tezgahımı alıyorum. İlk sıcağının çıkması için şöyle bir karıştırıyorum ve 5 dakika boyunca tezgahımda bırakıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra diğer işlemlere geçiş yapacağız. Biraz karıştırdıktan sonra bırakıyorum ve 5 dakika bekliyorum. 5 dakika sonrasında tekrar şöyle ufak bir karıştırma işleminden sonra malzeme listemizde olan 200 ml kremayı muhallebimizin üzerine ekliyorum. Güzel bir şekilde kasemizde kalan kremayı da alıp muhallebimize ekliyorum. Ve sonrasında bir mikser yardımıyla güzel bir şekilde kremamızı muhallebimize yediriyorum. Ne kadar uzun çırparsak muhallebimiz o kadar kıvamlı olacaktır. Kremayla çok güzel bir şekilde karışacaktır. Tenceremizin kenarında kalan muhallebileri de mikserimin ucuyla almaya çalışıyorum. Lütfen sizler de oradaki muhallebiyi alın ki kremayla orası da güzel bir şekilde karışsın. Muhallebimi sıcakken kremayı ekliyoruz. Farkındaysanız soğumasını beklemiyorum. Güzel bir şekilde çırptıktan sonra artık mikserimi kremamın içerisinden çıkarıyorum ve bir spatula yardımıyla tenceremin kenarında kalan muhallebileri de şöyle bir karıştırıyorum ve size kıvamını göstermek istiyorum. İpeksi bir kıvam oldu. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam size. Gerçekten bu tarifi mutlaka yapmanızı öneririm. Sunum kaselerimi getiriyorum ve bir kepçe yardımıyla kaselerime muhallebimizi alıyorum. Sizler isterseniz çok daha farklı kaseler kullanabilirsiniz. Daha küçük kaseler kullanarak daha çok kişi sayısına servis yapabilirsiniz. İsterseniz muhallebimizi hamur dağıtıcıya alarak da kaselerimize çok daha rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Benim toplamda 6 kase muhallebim çıktı. eşit bir şekilde dağıttıktan sonra muhallebilerimizin düzgün bir şekilde kasemizde durması için sağa sola sallıyorum. Hatta tezgaha da vurabilirsiniz. Ben kamera oynamasın diye tezgaha vurmak istemedim. Görüntüyü bozmak istemedim sizler açısından. Bir kaşık yardımıyla muhallebilerimizin üzerine düzeltiyorum. Artık süsleme aşamasına geçiş yapabiliriz. Güzel arkadaşlarım sizden bir ricam var. Mutfağıma ve tarifime nerelerden katıldığınızı çok merak ediyorum. Hangi ülkelerden, hangi şehirlerden mutfağıma misafir olduğunuzu yazarsanız çok mutlu olurum. Artık süsleme aşamasına geçiş yapıyorum. İri dövülmüş cevizimi kaselerimin üzerine alıyorum. Bir sonraki süsleme aşamasında ise çekilmiş fıstığımızı kaselerimizin ve cevizimizin üzerine ekliyorum. Görsel olarak istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ama ceviz gerçekten bu sütlü tatlıya çok yakışıyor. Şöyle son halini göstermek istiyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok kolay, pratik bir tatlı oldu. Eğer tarifimi denerseniz yorumlar kısmına nasıl bulduğunuzu yazarsanız çok mutlu olurum. Tarifimi denemek isteyen arkadaşlarımıza da yol gösterecektir. Ve sizler muhallebimizin, saray muhallebimizin son halini izlerken ben de sizlerle vedalaşmak istiyorum. Benimle buraya kadar geldiğiniz için, tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.